Eğitim Birsen Elazığ Birnoğlu Şubesi'nin 7. olağan genel kurulu yapıldı. Kongrede İbrahim Başlı yeniden başkan seçildi. Memur Sen'e bağlı Eğitim Birsen Birnoğlu Şubesi'nin 7. olağan kongresi yapıldı. Tek listeyle gidilen genel kurulda İbrahim Başlı yeniden başkanlığa seçildi. Delege seçimlerinin ardından gerçekleşen genel kurul, divan kurulunun seçilmesiyle başladı. Eğitim Birsen Başkanı İbrahim Başlı, sendikalarının hak ve özgürlük mücadelesinin adresi olduğunu söyledi. Hak ve özgürlük mücadelemiz, ilim ve irfan kaynaklarımızla, basiretli kararlılığıyla cesaretlidir. Haksızlık ve zulme karşı mücadelede örgütlü, cesur iyilerle ancak kazanılabilmektedir. Eğitim Birsen kurulduğu günden bu yana 30 yıllık geçmişe sahip bir örgüt olarak cehalete karşı bilgiden yana, haksızlığa karşı hukuktan yana, zulme karşı adaletten yana, vesayete karşı özgürlükten yana ilkeli, ahlaklı duruşuyla milli iradenin teminatı olmuştur. Bahçe Eğitim Birsen'in milletin yanında vesayetin karşısında durduklarını kaydetti. Eğitim Birsen olarak baskıya, ihanete, teslimiyetçiliğe bu topraklarda bin yıldır kökleşmiş izanın, irfanın, imanın cesareti direnciyle karşı koyduk. Millet iradesinin yanında vesayetin karşısında durduk. Sendikal haklar noktasında da büyük kazanımlar elde ettiklerini de ifade eden İbrahim Başlı, en büyük sendika olduklarını söyledi. Türkiye'nin en büyük ve en güçlü sendikası oldu. Eğitim Birsen, Türkiye'nin uyanık, cesur bilincinin kalesidir. Biz birlikte var, birlikte güçlüyüz. Bizi var eden gerçeklik, bütün yerli, milli unsur ve kuvvetleriyle Türkiye'nin gerçekliğidir. Bizim amacımız, idealimiz, gücümüz, sesimiz, şarkımız, şiirimiz, destanımız, hayalimiz, gerçeğimiz Türkiye'dir. Eğitim Birsen Genel Başkan Yardımcısı Atilla Olçum, sendikalarının yarına dair yeni şeyler üreterek insanı merkeze alan bir hizmet anlayışı ortaya koyduklarını belirtti. Kurulduğumuz günden bugüne kadar kendimize dünyevi tabular üretmedik. Bütün dünyevi tabuları kırarak, yıkarak ve yarına dair yeni şeyler söyleyerek, yarına dair yeni şeyler üreterek, insana dair her şeyi önceleyerek, önce insan, önce insan, önce insan anlayışıyla İnsanların en hayırlısı, insanlara faydalı olandır anlayışını içeren kültür ve medeniyetimizi referans alarak bu mücadelemizi sürdürdük ve sürdürmeye de devam edeceğiz. Değerli dostlar, bizler geçmişi kuşanıp geleceği kuşatacak olan öncü kuşaklarız. Eski Eğitim Birsen Başkanı Tahir Cevher ve Fecir Eğitim ve Kültür Derneği Başkanı İbrahim Kayaoğlu da yeni yönetime başarılar diledi. Ben yeni yönetimi de olacak yönetimi de şimdiden tebrik ediyorum. Başarılar diyorum. Allah yardımcılar olsun. Hak ve adalet konumunda inşallah çalışmalarına devam etsinler. Ben de naif insan İbrahim Başkanıma ve ekibine şu zamana kadar yapmış olduğu çalışmalarından dolayı gerçekten teşekkür ediyorum. Allah onlardan razı olsun. Zaman zaman çeşitli programlarda bir araya gelip istişarede bulunduğumuz ortamlar oldu. Elimizden geldiğince sivil toplum olarak biz de katkı sunmaya çalıştık.